Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Transfer haberleri, söylentiler, gündemdekiler, iyi seyirler. Florya'da 13. hafta oynanacak olan Fatih Karagümrük mesaisi devam ediyor. Bu doğrultuda Cagney'in yanına yedek forvet yaratmayı düşünen Fatih Terim yönetimle bir araya gelip Falcao'nun belirlenen süre üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen gelmeyişini konuştu. Fatih Terim madem oynamayacak devre arasında gönderelim dünya kadar para veriyoruz ifadesini kullandı. Hulk transfer ile ilgili geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şunları söyledi. Evet birçok ülkeden teklif alıyorum. Brezilya, İngiltere, İspanya ve Türkiye. Çin'den de hala öneriler geliyor. Neredeyse her gün yeni bir teklif alıyorum. Hulk Çin'de haftada 500 bin dolar kazanıyordu. Yılda 24 milyon dolar. Bu parayı kulüplerimiz ödeyebilir mi? pek sanmıyorum. Elif Elmas, Benfica yolunda İtalya'da beklenileni veremeyen eski Fenerbahçeli Benfica transfer hedefi olarak belirledi. Fenerbahçe oyuncunun bir sonraki satışından payda alacak. Savunmaya, orta sahaya ve hücuma takviye düşünen Sarı Kırmızılıların bonservis ödeyerek futbolcu alması için oyuncu satması gerekiyor. İtalyanlar Marcao'yu, İngilizler Luindama'yı takip ediyor. Bu ikiliden birini satmaya hazırlanan Galatasaray aradığı stoperi Türkiye'de buldu. Steven Kalker, Alanya Spor'un sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi evren İngiliz savunmacı Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Bu yüzden diğer tekliflere kapıları tamamen kapattı. Çağlar oyuncu, Jurgen Klopp'un incisi. Premier Lig'de gösterdiği etkili ve muntazam performansı ile bizleri ve tüm dünyayı kendisine hayran bırakan milli oyuncumuza Liverpool taraftarları da aşık oldu. Joe Gomez ve Van Dijk'in sakatlanması sonrasında stoperde matif ve mevkisi stoper olmayan Fabinho'yu oynatan Klopp devrelaz transferi için Çağlar'ı almalarını Liverpool başkanı Tom Werner'dan istedi. Werner'da bu transfer Hızlıca bakıyor ancak Leicester Çağlar için 70 milyon avro istiyor Tom Werner tutumlu bir adam olduğu için Bu parayı Çağlar'a verir mi Bakıp göreceğiz Eriksen artık Arsenal yolcusu Conte ile bir türlü yıldızları barışmayan Eriksen için Arsenal teklif yapmaya hazırlanıyor Inter'de az süre almasından dolayı Mutsuz olan ve adaya geri dönecek olan Eriksen'in tercihi Londra temsilcisi Arsenal Şöyle bakıldığında Arsenal'ın da Eriksen gibi oyun kurabilen Oyun açabilen, şut atabilen bu şekilde klasik 10 numaraya ihtiyacı vardı. Kartal'ın sağ kanatı sağlam ya sol kanatı? İşte bu soruyu ve sorunu çözmek için Beşiktaş yönetimi boşta olan Hese ile nikah kıyacak. Hese en son PSG forması giymişti. 6 Aralık 2020 tarihinden bu yana sözleşmesiz oyuncu konumunda sağ ayağını etkili olarak kullanabilen yetenekli İspanyol oyuncu Hese, Beşiktaş ile maaş konusunda anlaşırsa imzaya atmak için İstanbul'a gelecek. Sırada doğruluğu çok daha yüksek olan bir haberimiz var. Galatasaray Barcelona önlü berosu Mataus Fernandes Fernandez ile ilgileniyor. Barça'nın Palmeiras'tan 7 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Sambacı, Barça'da forma şansı bulamıyor. 17 maçta sadece 22 dakika sahada kalabildi. Fernandez gelişimi açık olduğunu dile getirirken Galatasaray'da oynayıp kendini geliştirdikten sonra Barcelona'ya tekrar dönmek istiyor. Kısacası iki taraf için de görüşmeler olumlu ilerliyor. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler de bu transfer söylentileri hakkında yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtebilirsiniz.